Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün haftanın ilk iş günü ve bayramın ardından ilk iş günü. Tabii biriken bir gündem vardı ancak sayın seyirciler yeni yasama yılıyla beraber Türkiye'nin gündemini Orta Doğu çerçevesindeki olaylarda bir türlü bırakmadı. Bu noktada Lübnan'da kaçırılan pilotların serbest bırakılması ve bunun background'u çok büyük bir tepki çekerken yine Irak'ta patlayan bombalar güne damgasını vurdu ve Avrupa Birliği'ne res çeken San Marino'da yine gündeme damgasını vuran bir başka olaydı. Hepsini değerlendireceğiz, hepsini konuşacağız ancak önce başlıklar diyoruz. Kaçırılan pilotlar yurda döndü. Profesör Doktor Haydar Baş konuyu değerlendirdi. Türkiye'nin düşürüldüğü acziyetin ifadesidir dedi. Irak kan gölü. Bombalar yine Bağdat'ta patladı. Kafeteryaya saldırdılar. 52 kişi hayatını kaybetti. 44 kişi yaralandı. Manisa'da maden ocağı skandalı. Müfettişlerin kapanmalı dediği işletme 6 can aldı. CHP'den tutuklu vekil raporu. Türkiye dünyada tutuklu milletvekili olan tek ülke. Avrupa Birliği'ne onlar bile res çekti. 32 binlik San Marino Avrupa Birliği üyeliğine hayır dedi. Türkiye hala AB hayaliyle yaşıyor. Tıp dünyası şokta. Antibiyotikler artık işe yaramıyor mu? Bakteriler mutasyon mu geçirdi? Havalar nasıl olacak? Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Ayrıntılar şimdi. Sayın seyirciler, Lübnan'da kaçırılan pilotların serbest bırakılması bir zafer mi yoksa acziyet mi? Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu sorunun yanıtını yazdı ve çarpıcı bir gerçeğe dikkat çekti. Lübnan'da kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan pilotlarımız yurda getirildiler. Hükümetin büyük bir zaferi gibi gösterilen iade teatisi aslında Türkiye'nin düşürüldüğü acziyetin ifadesidir. Bir düşünün, 5 sene evvel Sünni dünyanın başı olarak saygıyla anılan Türkiye'nin pilotlarının bir Müslüman ülkede kaçırılması hayal bile edilebilir miydi? Bugün Suriye'deki teröristlere yardım ettiği, dünya basınında yer alan, can, mal, namus emniyetini tehdit eden ve Müslüman kardeşini arkadan vuran bir Türkiye var. Buna bir de Mavi Marmara vahşetinde can veren 9 vatandaşımıza uluslararası arenada sahip çıkamayan dış siyaseti de eklediğinizde ortaya Müslüman dünyanın düşman olarak algılamaya başladığı, vatandaşını savunamayan bir Türkiye çıkmaktadır. İslam coğrafyasının tavrı haliyle bize karşı çok değişti. Bölgemizde hami rolünde yer aldığımız günlerde komşularımızla hiçbir sıkıntımız yoktu. Hatta ülkemiz can, mal, namus emniyetinin, din ve vicdan hürriyetinin teminatıydı. Şu gerçeğin sorgulanması gerekir. Pilotların kaçırılmasına neden olan ortamı maalesef bizim irademiz hayata geçirdiği için bölgede bugün emniyet kalmamıştır. Komşu devletlerle işbirliği içinde olunması gerekirken bu devlet ve milletler üzerinde hesabı olan ABD ve İsrail'le beraber hareket etmek bizi kabul etsek de etmesek de bölgeden silmiştir. Suriye meselesinde kendi irademizde istenilmeyen güç haline geldik. Pilotlarının emniyetini temin edemez bir halde bölge devletlerine diyet karşılığı ricalarda bulunuyoruz. Asıl düşünülmesi gereken bu sorudur. Türkiye tarihten gelen misyonuyla lider olmalıyken şimdi kaçırılan vatandaşını kurtarabildi diye bayram ediyor. Bu prestij kaybının bir de bütünlüğümüzü etkileyen tehlikesi var. Suriye girdabında Amerika Birleşik Devletleri ile aynı safta yer alan siyasetimizin ülkemizdeki asayişi tehdit edeceğinin altını defalarca çizmiştik. Nitekim işaretlerini görüyoruz. Birleşik Devletler Türkiye'nin icraatlarından memnun olmamalı ki El-Kaide bize karşı yer almaya başladı. Oysa Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail adına bölge insanına namluyu doğrultmak hem dini hem de milli çıkarlarımıza aykırıydı. Bölgenin kan gölü haline gelmesinde sessiz kalan siyasetimiz bu şartlarda gelişen tehdidin acziyetini bir zafer olarak ilan ediyor. Unutulmamalıdır ki ABD'nin ve İsrail'in çıkar hesapları hiçbir zaman sona ermeyecektir. Ülkemiz maalesef bu hesapların hayat bulmasında yardımcı unsur olmuş, hatta baş aktör vazifesi görmüştür. Dün pilotlarımız kaçırıldı, bugün teröristlerin sınırlarımızdaki hareketlerine maruz kalmaktayız. Yarın çok geç olmadan dış siyasetimizin bir an evvel değişmesi şarttır. Profesör Doktor Haydar Baş. Irak kan gölü. Bombalar yine Bağdat'ta patladı. Kafeteryaya saldırdılar. 52 kişi hayatını kaybetti. 44 kişi yaralandı.
Sayın seyirciler, az önce başlıkta da ifade edildi. Bayramı bombalar altında geçiren Irak'ta saldırılar bayram sonrasında da durmadı. İşgalin ardından daha doğrusu Irak'ta kaos durulmuyor. Başkent Bağdat'ta bir kafeteryaya düzenlenen intihar saldırısında 52 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. ABD işgali altındaki Irak inim inim inliyor. Kurban Bayramı'nı patlamalarla geçiren ülke yeni haftaya da saldırılarla başladı. Ülkede mezhep çatışması çıkarmak isteyen güçler yine ortalığı kana buladı. Patlamanın adresi başkent Bağdat'tı. Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Elami semtinde bir kafeteryada patlama meydana geldi. Kafeteryaya giden bir intihar bombacısı üzerindeki bombayı patlattı. Bombanın etkisiyle kafeteryaya daha önce yerleştirildiği öğrenilen patlayıcı da infilak etti. Patlamaların ardından ortalık savaş alanına döndü. 52 kişi hayatını kaybederken 44 kişi de yaralandı. Irak Sağlık Bakanlığı yaralıların birçoğunun hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Avrupa Birliği'ne onlar bile rest çekti. 32 binlik San Marino Avrupa Birliği üyeliğine hayır dedi. Türkiye hala AB hayaliyle yaşıyor. Sayın seyirciler, Orta Doğu gündemini gazeteci yazar Muharrem Bayraktar'la telefonda değerlendireceğiz. Ancak şimdi yine Avrupa gündemine kameraları çeviriyoruz Meltem Ana Haber'de. 32 binlik nüfusuyla Türkiye'nin bir ilçesi kadar bir büyüklüğe sahip olan Avrupa'nın minik ülkesi San Marino'dan bugün dikkat çekici bir haber geldi. San Marino'da Avrupa Birliği üyeliği için referandum yapıldı ve bu referandumdan red kararı çıktı. Türkiye 50 yıldan fazla bir süredir Avrupa Birliği kapısında bekliyor. Gelinen noktada müzakereler tıkandı, birbirinden ağır tavizlerle yürütülen Avrupa Birliği politikası çöktü. Ancak Ankara hala Avrupa Birliği hayalinden vazgeçmiyor, üyelik için stratejik hedef nitelendirmesi yapıyor. Avrupa Birliği ise çatırdamaya devam ediyor. Ekonomik çöküş içindeki Avrupa Birliği'nde birçok ülke üyelikten ve ortak para birimi Euro'dan çıkmayı gündemine aldı. Avrupa Birliği cazibesini o derece kaybetti ki 32 bin nüfusu San Marino bile üyeliğe hayır dedi. İtalya toprakları içinde kalan 32 bin nüfusu San Marino'da düzenlenen referanduma katılanların %50.3'ü Avrupa Birliği üyelik başvurusuna onay verirken %49.7'si buna karşı çıktı. Evet oyları kıl payı önde olsa da katılım oranı %20'de kalınca hükümetin Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapma planı suya düştü. Avrupa'nın göbeğinde üstelik İtalya gibi bir Avrupa Birliği üyesinin sınırlarının içinde bulunan San Marino gibi bir ülkecik dahi Avrupa Birliği'ne hayır derken Türkiye hala tıkanan müzakerelerde yeni fasıl açılmasını bekliyor. Avrupa Birliği Komisyonu 16 Ekim'de kabul ettiği Türkiye İlerleme raporunda Türkiye'nin önüne yine çok ağır şartlar koymuştu. İşte raporda yer alan başlıklardan bazıları. Asker üzerindeki denetimler artırılsın. Vicdani red çıkarılsın. Koruculuk sistemi kaldırılsın. Heybeliada Ruhban Okulu açılsın. Fener Rum Patriği'nin ekümeniklik iddiası resmen tanınsın. Rumların Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına ses çıkarılmasın. Türkiye, Rumların uluslararası örgütlere üyeliğine veto koymasın. Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarması savaş nedeni sayılmasın. KCK tutukluları serbest bırakılsın. Ana dil üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılsın. Evet sayın seyirciler, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan talepleri ve koşulları bunlardı. Daha önce başka talepler vardı. Yine bunları önümüze getiren bir sonuç olarak bunlar tekrarlanıyor şu an ve Avrupa Birliği Türkiye serüveni, daha doğrusu Türkiye'nin Avrupa Birliği serüveni devam ediyor. Sayın seyirciler, ben hemen burada bir daha ifade edeceğim konuğumla birlikte ama önce konuğumu gördüm ekranda. Hukukçu yazar Mustafa Pak bizlerle birlikte. Sayın Pak, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Faruk Bey, akşamları yayınlar. Teşekkürler. Sayın Park, ben hemen soruma geçmek istiyorum ama maddeleri de saymadan geçemeyeceğim. Avrupa Birliği Komisyonu 16 Ekim'de kabul ettiği Türkiye İlerleme raporunda Türkiye'nin önüne yine çok ağır şartlar koymuştu. Her zamanki şartlar kendi çıkarlarına, bizim aleyhimize. Asker üzerindeki denetimler arttırılsın, vicdani red çıkarılsın,
koruculuk sistemi kaldırılsın, Heybeliada Ruhban Okulu açılsın, Fener Rum Patriği'nin ekümeniklik iddiası, Rumların Akdeniz'de petrol arama, doğalgaz aramalarına karışılmaması yaptı. 32 binlik bir nüfusu var. Oldukça trajikomik bir olay diyelim biz buna. Bu 32 binlik nüfusla Avrupa Birliği'ne hayır dedi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye ile kıyaslandığında? Evet, umarım San Marino'nun Avrupa Birliği'ne üyeliğe red kararı bizim ülkemiz için de ve diğer ülkeler için de örnek bir karar ve duruş olur. Şimdi Türkiye'de uzun yıllardır bu Avrupa Birliği süreci devam ediyor. İşte Gümrük Birliği'ne girdik. Gümrük Birliği'nin çok ciddi zararları oldu. Bunu halkımız gördü. Türk hükümeti çökmekte olan, çatırdamakta olan bir Avrupa Birliği'ne girmek için ısrar ediyor. Ya sonu evet. Belli olmayan, birkaç yıl önce sonu belli olmayan birçok halk kitlesi için, bizim için değil. Ama şu an sonu, yani çöktüğü, dağıldığı belli olan bir Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ısrarla politika üretiyor, çalışmalar yapıyor. Nitekim şu an 21. maddeyle ilgili işte faslın açılması, başlığın açılması yönünde şu an Avrupa Birliği'nde gündemler var. Evet. Bunu engelleyen ve hayır diyen Almanya 21. maddenin bu başlığın açılması yönünde sinyaller verdi. Ve bunun açılması şu an planlanıyor. Ve Türkiye hükümeti yeniden bu olayı ele almış durumda ve ısrarlı bir şekilde bakın bizi Avrupa Birliği'ne alacaklar. İşte görüyor musunuz 21. madde 21. başlık açıldı. Peki başlık açılacak da ne olacak? Bizi Avrupa Birliği'ne alacaklar mı? Hayır. Yani biz sizi Avrupa Birliği'ne alacağız mı diyorlar? Hayır. Bir sonraki fasla geçeceğiz ve müzakere sürecini hızlandıracağız diyorlar mı? Hayır. Peki niye 21. madde şu an açılıyor? Çünkü Türk halkının Avrupa Birliği'ne girmekle ilgili umutları tükendiği gibi Avrupa Birliği'ne girmenin bir çözüm olmadığı, olmayacağı yönündeki öngörüleri de güçlenmeye başladı. Manisa'da maden ocağı skandalı. Müfettişlerin kapanmalı dediği işletme 6 can aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin telekulak skandalı büyüyor sayın seyirciler. Fransız basınının yayımladığı yeni belgelere göre skandalın boyutu sanılandan çok daha geniş. Sadece bir ayda telefon ve internet üzerinden yapılan 220 milyar görüşmenin kaydedildiği ortaya çıktı. Dile kolay 220 milyar görüşme sayın seyirciler. Fransız Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri muhataplarından derhal izah isterken aynı dinlemelerin yapıldığı Türkiye'dense henüz bir tepki sesi çıkmadı. ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun eski çalışanı Edward Snowden'in sızdırdığı telekulak belgeleri dünyayı sallamaya devam ediyor. Skandalın son patlak verdiği adres Fransa oldu. Le Monde gazetesi internet sesi üzerinden yeni belgeler yayınladı. Belgelere göre ABD yalnızca terör bağlantısı olabilecek Fransızları değil, Alcatel ve Vanadon'un da içinde bulunduğu stratejik Fransız şirketlerini, iş adamlarını ve politikacıları da dinlemiş. Hatta sıradan Fransız vatandaşlarının telefon görüşmeleri de NSA tarafından kaydedilmiş. Fransa'da 8 Aralık 2012-8 Ocak 2013 arasındaki 30 günde 73,3 milyon telefon görüşmesi dinlenmiş. Kurum 8 Şubat-8 Mart tarihleri arasındaki bir aylık sürede ise dünya genelinde 124,8 milyar telefon, 97,1 milyar internet haberleşmesini de takip etmiş. Dinleme sayısı açısından Avrupa'da Almanya ve İngiltere başı çekiyor. Üçüncü sırada ise Fransa geliyor. Telekulak belgelerinin yayımlanmasının ardından Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, ABD'nin Paris Büyükelçisi'ni bilgi almak için derhal Dışişleri'ne çağırdı. Aynı skandala İngiltere ve Almanya'da tepki göstermişti. ABD ve Ulusal Güvenlik Kurumu'nun yakından izlediği ülkelerden biri de Türkiye. Ankara'da özel bir şirket görüntüsü altında çalışan istihbarat kurumu milyonlarca telefon ve internet görüşmesini kaydetti. Hızla devam etti. Dün burada bulunduğum süre için. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'li muhataplarına bu konuda henüz bir tepki gösterilmedi. Evet sayın seyirciler, bültenimizin başında da ifade etmiştik. Lübnan'dan
kurtulan pilotlar konusuna değineceğiz ve Türkiye'ye dönüşleri ve Türkiye'nin imajı konusunda bir söyleşi imza atacağız demiştik. Ve bu noktada biz hemen hattımızın diğer ucunda olan gazeteci yazar Muharrem Bayraktar'a dönüyoruz. İyi akşamlar Sayın Bayraktar. İyi akşamlar Sayın. Geliyor mu? Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Türkiye Suriye'deki iç savaşa muhaliflere her türlü desteği vererek müdahil olduğunu söyledim. Evet. Esad rejimine karşı savaşan onlarca farklı çetenin Türk topraklarını kullanarak rejim güçlerine saldırmasına, katliam ve vahşete bulaşmasına maalesef Türkiye göz yumdu. Evet. Bu savaş her türlü öldürme, yaralama, tecavüz, adam kaçırma eylemlerinin meşru bir cihat olarak algılandığı bir savaş halini aldı. Türkiye Orta Doğu'daki bu kirli savaşın maalesef bir parçası haline geldi. Tam bu süreçte Suriye üzerinden hacca gitmek üzere yola çıkan 9 hacının, ki bu hacılar Lübnanlı, isyancı Sunni militanlarca kaçırılması olayların bambaşka bir mecraya sürüklenmesine yol açtı. Çünkü bu defa misilleme olarak Lübnan'da 2 Türk pilotu kaçırıldı. Türkiye ve Türk vatandaşları AKP politikaları yüzünden fiili olarak savaş çemberine girdi. Pilotları kaçıranların mesajı açıktı. Suriye'de kaçırılan Lübnanlı hacıları serbest bırakın diyorlardı. Biz de pilotları serbest bırakalım. Pilotları kaçıran İmam Rıza'nın ziyaretçileri adlı grup, örgüt ne derseniz deyin, neden direkt olarak Türkiye'yi muhatap aldı? Yani hacıların kaçırılması, Lübnanlı hacıların kaçırılması ile, bakınız en önemli soruyu soruyorum. Bu soruyu cevaplayamazsak olayları çözemeyiz. Lübnanlı hacıların kaçırılması ile Türkiye'nin ne alakası var? Evet. Bu soruların cevabını Lübnan hükümetinin Yüksek Şii Konseyi üyesi ve rehinelerden sorumlu dosya, rehineler dosyası sorumlusu Şeyh Abbas Zübeyir veriyor. Zeyip geçtiğimiz haftalarda bir gazeteciye mülakat verdi ve ben o mülakatı buldum. Dilerseniz kısaca aktarayım size. Şöyle buyurun, buyurun, buyurun. Şeyh Abbas Zeyip, Lübnanlı yetkili. Türkiye, Suriye sınırına gittiğiniz zaman o bölgede kimin hakim olduğunu görürsünüz. O bölgeler tamamen Türk istihbaratının ve hükümetinin gözetim ve denetimi altında. Ve Türk hükümeti bu konuda her türlü desteği vermekte isyancılara. Kaçırma olayını gerçekleştiren grupların temsilcisinin, bakınız burayı iyi dinleyelim. Kaçırma olayını gerçekleştiren grupların temsilcisinin Lübnanlı yetkililerle Türk istihbaratının gözetimi altında Türkiye topraklarında görüşmesi bu söylediğimizin açık bir ispatı değil mi? Biz Türk yetkililere sesleniyoruz. Lütfen insanların düşünce ve duygularıyla oynamayın. Bakın ne diyor Lübnanlı yetkili? Hacılarımızı kaçıranlar diyor. Lübnan istihbaratıyla Türk topraklarında Türk istihbaratının huzurunda görüştü diyor. Çok vahim bir durum bu. Devam ediyor. Hacıları kaçıranların bulunduğu bölge Türk istihbaratının gözetimi altında. Bunun en açık kanıtı İzaz denen ve bu grubun hakimiyeti altında bulunan bölgeye sadece Türk hükümetinin resmi olarak Türk hükümetinden resmi izin alanlar girebiliyor diyor. Evet. Yine Lübnanlı yetkili. Aynı şekilde bir ara kaçırılan vatandaşlarımızın aileleri rehinelerle görüşmek için oraya gittiklerinde görüşmeler Türk yetkililerin denetiminde gerçekleşti ve Suriye'ye girerken Türklerin pasaporta vurdukları mühürle girdiler. Dolayısıyla diyor Lübnanlı yetkili, Türkiye'nin onlarla herhangi bir ilişkilerinin olmadığı boş ve anlamsız bir iddiadan başka bir şey değildir. Tam aksine çözümün anahtarı Türklerin elindedir, onların ailelerine dönmesi ancak Türklerin iradesi ve kararıyla olacaktır diyor Lübnanlı Şeyh Zahid. Evet. Şimdi ne demek istiyor? Demek istiyor ki bu hacıları kaçıranlar Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde. Bunlar Türkiye'ye giriyorlar, çıkıyorlar. Kaçırılan hacıların aileleri onlarla görüşmek istediği zaman Türk topraklarında, Türk yetkililerin huzurunda görüşüyorlar. Dolayısıyla diyor bu işin sorumlusu Türkiye'dir. Ve sonuçta da Faruk,
zincirin halkaları Zeyd'in dediği gibi çözüldü. Türkiye bu pis savaşın bir parçası olarak kendi kontrolünde olan Özgür Suriye ordusunun karargahından hacıları alıyor, Lübnan'a gönderiyor, platlar serbest kalıyor. Ortada Türkiye açısından bir zafer ya da başarı maalesef yok. Evet. Bu bir dış politika faciasıdır. Türkiye artık değişik ülkelerde bulunan yasa dışı örgütlerin direkt olarak hedef haline, muhatap haline geldi. Çünkü Suriye Savaşı'nda doğrudan taraf ve muhatap olarak görülüyoruz. Ülkeyi bu hale getirip pilotlarımızın kaçırılması sürecinin mimarı olanlar aynı pilotların kurtarılmış olmasından zafer narası atıyorlar. Bu çok utanç verici bir durumdur. Ve ben şundan korkuyorum. Bundan sonra bu gibi olaylar daha farklı bir şekilde de karşımıza çıkabilir. Bugün Lübnan, Türk vatandaşları için gidilmesi tehlikeli bir ülke haline geldi. Somali keza böyle, Suriye keza böyle, Irak böyle, Orta Doğu böyle. Yarın sadece pilotların kaçırıldığı Türkiye Cumhuriyeti değil, sıradan vatandaşlarının veya başka yetkililerin de başına türlü problemlerin geldiği bir ülke olarak da algılanabiliriz. Sonuçta kısa bir süre önce Orta Doğu'nun en ağır pozisyonundaki ülkesi olan Türkiye'yi, Türkiye'nin itibarını böyle ayaklar altına alanlar, pilotları kurtardık diye boşuna bayram etmesinler. Ortada bayram edilecek bir durum var. Bayram edilecek bir durum yok. Ortada utanılacak, hicap edilecek, ağlanılacak bir durum var diyorum ben Faruk Bey. Çok teşekkürler Sayın Bayraktar. Sayın Bayraktar aynı zamanda yarınki yazısına da bunu aktardı ve oradan da yine Yeni Mesaj gazetesinin başyazarı olarak buradan da takip edebileceğiz bu konuyu. Teşekkürler. Ben görüyorum. CHP'den tutuklu vekil raporu. Türkiye dünyada tutuklu milletvekili olan tek ülke. Şimdi siyasi gündeme geçeceğiz. CHP'nin Cezaevi İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan tutuklu milletvekilleri raporu açıklandı. Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin dünyada tutuklu milletvekili olan tek ülke olduğu belirtildi. CHP'den tutuklu milletvekilleri raporu geldi. Partinin Cezaevi İnceleme Komisyonu üyesi milletvekilleri tarafından hazırlanan rapor, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Millet iradesi, milletvekillerini parlamentoda görmek istiyoruz şeklinde tecelli ettiği halde, millet iradesine aykırı bir şekilde yargının tutum takınması tam anlamıyla bir demokrasi ayıbıdır, bir demokrasi sorunudur. Yargının millet iradesine aykırı kararlar verdiği bir süreçte parlamentoya düşen görev millet iradesini teşekkül ettirmektir. Yani tutuklu ve hükümlü milletvekillerinin parlamentoda görev yapmalarını sağlamak bugün parlamentonun ana görevidir. CHP milletvekilleri Türkiye'nin dünyada tutuklu milletvekili olan tek ülke olduğunu söyledi. Bugün AKP'nin parmak demokrasisine mahkum edilen meclis tutuklu milletvekili sorunu ile dünya siyasi tarihine geçmiştir. Dünya parlamentolarında bizim dışımızdaki hiçbir parlamentoda tutuklu milletvekili problemi yoktur. Tutukluyken milletvekili seçilenlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten CHP'liler Sabahat Tuncel örneğini verdi. Sabahat Tuncel örgüt üyesi olmaktan yargılandığı davada 9 aydır tutuklu iken 2007 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere girmiş ve milletvekili seçilmiştir. Milletvekili seçilmesiyle 25 Temmuz 2007 tarihinde cezaevinden tahliye edilmiştir. Yağmur ve uzun bayram tatili sebze meyve fiyatlarını da vurdu. 10 gün öncesine göre fiyatlar 2 kat yükseldi. Bugün pazara çıkan vatandaş etiketlere bakamadı bile. Domates 5 TL, karnabahar 5 TL, biber 8 TL. Pazarlarda fiyatlar ateş pahası. 9 günlük Kurban Bayramı ve sağanak yağmur pazarları vurdu. Sebze ve meyve fiyatları tavan yaptı. Bayram öncesine göre neredeyse 2 katına çıkan fiyatlar vatandaşı kara kara düşündürüyor. Tezgahlara bakmakla yetiniyorlar. Bize göre pahalı. Yani bir şey diyemem yani. Desek ne olur? Her şeye bakıyorum, pahalı.
Bayramdan önce 1 liraya kadar düşen domatesin fiyatı bayram sonrası 5 lirayı aşarken bazı tezgahlarda salkım domatesin kilosu 6 liraya kadar çıktı. Pazarcı esnafı da durumdan şikayetçi. Bu fiyatlara satış yapmak pek mümkün değil. 5 lira domates ağır geliyor insanlara. Ama normale bu haftadan sonra normale döner. Alacak yarım kilo, bir kilo alacak yani alan en fazla. Yarım kilo alacak, bir kilo alacak. Tadımlık alacak yani. Şu an 15-20 gün rayına oturması için 15-20 gün lazım. Tıp dünyası şokta. Antibiyotikler artık işe yaramıyor mu? Bakteriler mutasyon mu geçirdi? Sayın seyirciler, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından yine pek çok tartışma var. Ama bu tartışmalardan biri de yine tatil çilesi. Sayın seyirciler, 9 günlük bayram tatili sona erdi. Trafik çilesi başladı. Tatil çilesi trafik çilesine devretti kendini. Megakent İstanbul'da Boğaz geçişleri başta olmak üzere birçok noktada trafik durdu. Toplu taşıma araçları da deyim yerinde ise balık istifiydi. Arabası olan da olmayan da isyandaydı. Yollar metal yığınına döndü. Görüntüler İstanbul'dan. Bayram tatilinin ardından Megakent'te çile yeniden başladı. İşten dönüyorum ben. Trafikte mi kaldınız? Evet. Ne kadardır trafiktesiniz? Yarım saattir trafikteyim. Sabah erken saatlerde İstanbullular iş yerlerine ve okula gitmek için yollara döküldü. Başta Boğaz geçişleri ve E5 karayolu olmak üzere trafik felç oldu. Araç trafiğine yakalanmak istemeyenler metro ve metrobüsleri kullandı. Onlar da deyim yerinde ise balık istifiydi. Haftanın ilk gününde trafiğe yakalanan vatandaşlar isyan etti. Çok trafik var şu anda, sıkışırız. Tıp dünyası şokta. Antibiyotikler artık işe yaramıyor mu? Bakteriler mutasyon mu geçirdi? Sayın seyirciler, tıp dünyasında antibiyotik şoku var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Newsweek dergisi tarafından yapılan araştırmada bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiği belirtildi. Yani artık antibiyotikler işe yaramıyor. Her canlının mutasyon geçirmesi gibi bakteriler de mutasyon geçiriyor. Antibiyotikler neredeyse hayatın vazgeçilmezleri. Birçok hastalığın tedavisi için kullanılan antibiyotikler reçetelere en çok yazılan ilaçların başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber dergisi Newsweek bu ayki sayısında antibiyotik konusunu araştırdı. Araştırmada bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiği ve bu durumun tıp dünyasında büyük paniğe neden olduğu belirtildi. Uzmanlara göre daha önce antibiyotikle kolayca tedavi edilebilen enfeksiyonlar bile artık ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlara göre bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmesi, ishal ve yüksek ateş gibi bazı rahatsızlıkların tedavisini de giderek zorlaştırıyor. Uzmanlar bu durumu kamu sağlığına yönelik en büyük tehdit olarak niteliyor. Dergiye konuşan George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Lance Prince durumun vehametini şu sözlerle açıkladı. Kamu sağlığına yönelik tarihte karşı karşıya olunan en büyük tehditlerden biri. Daha önce antibiyotikle rahatlıkla tedavi edebildiğimiz küçük enfeksiyonları tedavi edemeyecek hale geldik. Stanford Üniversitesi'nden Dr. David Trelman da antibiyotik paniğini yaşadığı bir olayla anlattı. Pratisyen doktorlara, içinizde son dönemde antibiyotikle tedavi edemediğiniz enfeksiyonla karşılaşan var mı diye sorduğumda çoğu el kaldırdı. Antibiyotiklere karşı dayanıklı bakterilerin ortaya çıkışında en önemli sebep bilinçsiz antibiyotik kullanımı olarak gösteriliyor. Hem doktorların bu ilacı çok küçük rahatsızlıklar için bile vermesi hem de hastaların çok sık antibiyotik kullanması bakterilerin de mutasyona uğrayarak kendilerini bu ilaca karşı dayanıklı hale getirmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki salgın hastalıklarla mücadele eden CDC'nin uzmanlarından Tom Frieden, antibiyotik sonrası döneme girmek üzereyiz diyerek durumu özetliyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında dün yangın çıkmış, bir işçi hayatını kaybetmişti.
Aynı ocakta farklı zamanlarda meydana gelen kazalarda 6 işçi hayatını kaybetti. Olayı skandal boyutuna taşıyan duruma gelince müfettişlerin defalarca derhal kapanmalı dediği ocağın halen açık olması olayın skandal boyutu. Abi ne olur dinleyin. Manisa'nın Soma ilçesinde dün meydana gelen maden ocağı yangını beraberinde birçok skandalı da gün yüzüne çıkardı. Özel bir işletmeye ait ocakta elektrik kontağından yangın çıkmış, 28 işçi yerin yaklaşık 100 metre altında 2,5 saat mahsur kalmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin 2,5 saat süren çalışmaların ardından bir kişi hariç diğer işçiler kurtarılmıştı. Yunus Güçlü isimli işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Maden ocağı hakkında ortaya atılan iddialar oldukça dikkat çekici. Aynı ocakta son zamanlarda birbirinden farklı olaylarda 6 işçi hayatını kaybetti. Ocak 1970 yılına kadar devlet tarafından işletilmiş, daha sonra kapatılmış. 2004 yılında özel bir firma ocağı satın alıp tekrar işletmeye başlamış. Tablo, işletmede o günden bugüne yaşanan olayların sadece kaza olmadığını ortaya koyuyor. 2005 yılından 2011 yılına kadar işletmede yapılan teftişlerde birçok noksan bulunmuş ve şirkete idari para cezası ya da tebligat verilmiş. 2011 yılında müfettişler işletmenin kapatılmasına karar vermiş ancak 5 gün sonra kapatma kararı kaldırılmış. Dün Kütahya'nın Simav ilçesinde bir düğün evinin balkonu çökmüş, 14 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin amatör kamera görüntüleri bugün basına servis edildi. İşte genç çiftin evliliğine gölge düşüren o dehşet anları. Görüntüler Kütahya'nın Simav ilçesinden. Hüsün mahallesinde facianın eşiğinden dönüldü. Gelin Müşerref Sercan'la damat Özkan Başdemir evliliğe ilk adımı atmak üzere baba evinden çıkmıştı. Bu esnada eş, dost, akraba balkona çıkarak alkış tuttu. Davetlilerin ağırlığını kaldıramayan beton bir anda çöktü. Olay anı gelin ve damadı görüntüleyen amatör kamera tarafından kayda alındı. Davetliler arasında büyük panik yaşandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar doçent doktor İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu haberimizin ardından da bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.